Olur, bunu öldürürüz, bunu asarız, bunu göndeririz. Öyle mi? Nerede bu oyun yapanlar, plan yapanlar? Herkes. Ve meşer, meşer Allah, vallahu hayrun meşirin. Evet. Tuzaklar kuruyorlar her gün. E bunu yaşamadık mı? Yaşamıyor muyuz? Yaşayacağız aynı şekilde. Bizlerin yaşadığı gibi bizden sonraki evlatlarımız, çocuklarımız da yaşayacak. Ama bize düşen tarihin kırılma yaşadığı bu dönemde, bu yüzyıl, bu milletin ve ümmetin kaderinde yeni bir yüzyıl. 100 sene önce her şey ne kadar farklı cereyan ettiyse bugün trend yukarı doğru, yukarı doğru çıkıyor. İşte diyorlar ki, kazanmak için her yol müba. Bizim için değil. Afrin şu kadarcık bir yer canım. Sabah yine de dümdüz edin geçin. Bir dakika. Biz zalim değiliz. Zalim olmadı. Bizim ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı. Mazlumun ahını başını okşayarak, her zaman kolundan tutup kaldırarak sahiplendi. Öyle olduğu için zaten onların duasıyla bu millet bütün dünya yükleniyor. Diyorlar ki ya bunlar nasıl bir millet ya? Hacı Yatmaz gibi vuruyoruz duruyoruz bir daha kalkıyor. 2014 yılında. Afrin'de, Bümbiç'te, Kuzey Suriye'de bu bölgede tekrardan haritaları şekillendirmek için ortaya konulan bütün senaryoları, bütün bu tuzakları Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın liderliğinde bu tuzakları yapanların başına geçireceğiz Allah'ım. Onun için bu savaşı yaşıyoruz bugün. Kurtuluş Savaşı. Bunu görmesi lazım. Çünkü görüyoruz. Kim terör örgütleriyle iş tutuyor? Ben değil. Sayımıza çok önemli hizmetleri oldu Sayın Bakanımızın ama sadece kendi bakan... Şunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzyılın kaderi ve tarihi bugünlerde. Ben bazen şöyle soruyorum kendime, gençlerle bulunduğumuz ortamda veya teşkilatta. Hakikaten televizyonlarda izliyoruz ya, dirilişi izliyoruz değil mi? İşte Payitaht var, şimdi yeni kutlamaya var. O filmlerde izlediğimiz tarihsel dönüşümlere tanıklık etmiş insanları nasıl bugün izliyorsa 100 sene sonra da sizleri öyle izleyecekler. Allah'ın izniyle. Ve diyecekler ki 100 yılın liderinin yanında öyle dik durdu ki bu 81 milyon bu milletin ve ülkenin, ümmetin kaderi nereden nereye değişti. Bugün sabah onu söyledim. Büyük doğumlar sancılı olur. Kolay değil. Bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisi. Biraz sancı çekeceğiz. Biraz canımız acıyacak. Biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu felaha erecek. Kurtuluşa erecek. Allah'ın izniyle. Bundan hiçbir şüpheniz olmaz. Çünkü ben şuna inanıyorum. 81 vilayeti gezdiğimiz her yerde bugün Adem Bey dedi Hatay'ın duruşunu iletin. Merak etmeyin. Allah'ınızı ileteceğim. Ama siz de şunu bilin ki Hatay'ın yanındaki 80 vilayetimizde Cumhurbaşkanımızla gittiğimiz tüm programlarda hepsi ne diyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanım bizi Afrin'e götür. Genç, yaşlı, genç. Önde ben hep birlikte gerekiyorsa gideceğiz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bundan hiçbir şüpheniz olmaz. Bu it kopuklar da, bu terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da tarihten silinecektir. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bundan hiçbir şüpheniz olmaz. Yeter ki biz vücut içerisinde sapasağlam ayakta dimdik duralım. Ne hikaye?